Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızdan çok önemli konu ve konuklarla yine karşınızdayız. Ben Kubilay Güvan, İstanbul'da ikram ediyorum, mali müşavirim. Benim ismim Müçteba Onurhan Özmenci. Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldum. Diğer bölümlerle karşıladığım zaman bazı bölümlere göre kolay, bazı bölümlere zor olabiliyor. Bu işi eğer severek ve isteyerek yapıyorsanız keyifli de sürebilir. Biz mali müşavirler işini gerçekten iyi yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Mali müşavirler zaten her şekilde işlerini iyi yapıyoruz. Yani mali müşavir mesleğini ben özel olarak görüyorum kendimi. Özel sektörde muhasebe alanında da geniş bir kitlesi mevcut. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Sayın mali müşavirimiz Kubilay Doğan Bey'e göre daha genç olduğundan dolayı asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Bence mesleğimiz çok güzel bir meslek. Üniversitemiz stüdyolarından herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hepiniz esen kalın, mutlu kalın. Üniversite TV'den herkese merhaba. Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızdan çok önemli konu ve konuklarla yine karşınızdayız. Bugün çok önemli konuları konuşacağız. Mali müşavirleri konuşacağız, muhasebecileri konuşacağız. Mali müşavir ve muhasebecilerin temel sorunlarını konuşacağız. Eğitim süreçlerini konuşacağız. Neler yaşadıklarını konuşacağız. Bu eğitimi alırken hangi süreçlerden geçtiklerini konuşacağız ve daha birçok konuyu sizlerle beraber geniş geniş irdeleyeceğiz. Evet, kıymetli dostlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizden başlayarak sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kubilay Doğan. İstanbul'da ikamet ediyorum. Mali müşavirim. Bir yıllık mali müşavirim daha. Lise eğitimi muhasebe finans üzerine, üniversite eğitimi iktisat üzerine yaptım. Şu an muhasebe denetim alanında yüksek lisans yapıyorum. Bir kurumsal firmanın muhasebe finans departmanında çalışıyorum. Gayet güzel. Sizden başlayalım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Benim ismim Müçteba Onurhan Özmumcu. Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldum. Eğitim alanlarımda Işık Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Eğitimine devam ediyorum. Bunlar dışında mesleki yeterliklerim ve akademik yetkinliklerimi sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrenciyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenciyim ve Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Adalet Bölümünde eğitim alıyorum. Oo, süper. Kaç tane yerde eş zamanlı bir şekilde eğitiminizi devam ediyorsunuz. Evet. Kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. 23 yaşındasınız ve şu anda en verimli zamanı en iyi şekilde kullanma yolunda gayet iyi gidiyor. Nerelisiniz? Sivaslıyım. Sivaslısınız. İstanbul'da mı doğdunuz, evet, büyüdünüz? Evet, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Evet, gün geçmiyor ki İstanbul'da Sivaslı birine rastlamayalım. Evet, tabii ki oluyor. Bazı işlerde bu durumla karşılaşabiliyoruz. Çünkü Türk milletinde hemşeri felsefesi vardır. İnsanlar bu felsefeyi kullanırlar, toprak olarak görürler. Yani toprağımız derler, bilirsiniz. Yani bu tür şeyler artılar katabiliyor bize. Diğer insanlara tabii kendilerini biraz daha yabancı görebilirler. Yani Sivas'ta olmamız bazen bize fayda sağlamıyor değil. Yani avantaj sağlıyor diyorsunuz. Gayet oluyor. Güzel. Siz nerelisiniz? Ben baba tarafından aslen Burdurluyum ama Kayseri'de dünyaya geldim. Yaşamımızı da uzun süredir Antalya'da yaşıyoruz normalde. Gayet güzel. Ticaretin tam merkezinde, evet, dünyaya gelmişsiniz. Peki ticaret, maliye, muhasebe bunlar birbirinin ayrılmaz bir parçası. Evet, çok gayet. Evet, neden bu bölümü tercih ettiniz? Oradan başlayalım, öncelikle size soralım. Neden bu bölümü tercih ettiniz? Ben aslında lise eğitimimi yaparken tercih ettim. Muhasebe bölümünde eğitim alıyordum ben. Ve son sınıfında da hem staj uygulaması oluyor bizim. Bir sene boyunca 3 gün okula gidip 2 gün işe gidiyorduk biz. Teoriyi okulda alıyorduk, pratiğimizi iş yerine geliştiriyorduk ve ben işimi yaptıkça sevmeye başladım. Aslında seven de çok az bulursunuz. Ama ben nasıl oldu bilmiyorum ama sevdim.
Ve o noktadan sonra artık ben bu iş için çabalamaya çalıştım. Eğitimimi de bu iş üzerine aldım. Öyle devam ettim. Yani mali müşavirlik mesleğini ben idol olarak gördüm kendime. Zaten karakterim de yetkin olduğunu düşünüyorum bu bölüme. Biraz da gerekiyor aslında bu işi yapmak için hem kişiliğiniz uymalı hem de sevmeniz gerekiyor bir noktadan sonra. Ben aslında bu şekilde karar verdim mali müşavir olmaya. Sizde karar vermede ne etkili oldu? Ben normalde mali eğitim alırken makro iktisadi konularla ilgileniyordum. Ama biraz daha yetkinliklerimi artırmak amacıyla maliyenin de aslında yan bir dalı olan muhasebe ve denetim alanında yüksek lisans yapmaya karar verdim. Ve bunu yaparken de ilk olarak mezun olmadan önce Denizli Defter Dağlığı'nda muhasebe stajı yaptım. Ve ondan sonra mali müşavir olma yolunda gereken eğitimlerime devam ediyorum. Peki şu anda ikiniz de iyi kötü mesleğinizle karşı karşıya geldiniz ve piyasadasınız. Okurken neler yaşadınız? Diğer bölümlerle kıyasla biraz daha mı zordu, daha mı kolaydı? Kendinize zaman ayırabildiniz mi? Ya aslında şöyle, diğer bölümlere kıyasladığımız zaman yani bazı bölümlere göre kolay, bazı bölümlere zor olabiliyordu bizim bölümümüz. Yani mesela ben iktisat okudum. Ekonomi genel tabiriyle biraz karmaşık bir bölümdü. Okurken zorluk yaşayabiliyorsunuz, öğrenme açısından zorluk yaşayabiliyorsunuz. Ama genel itibariyle sevdikten sonra, hani bilinçli olarak o bölüme gittikten sonra insan bir şekilde üstesinden geliyor. Yani her şeyin başında sevmek var aslında. Bu yüzden birçok konularda zorluk yaşasak da bir şekilde bitirip bu iş hayatına kendimizi attık, buralara geldik. Eğer tavsiye vermek istersem de okumak isteyenler de okuyabilir. Hani kolay bir bölüm zaten yok. O yüzden okumak isteyenler bence tercihlerini de yapsınlar bu bölüme. Biliyorsunuz biz Üniversite TV'yiz ve Üniversite TV genelde gençlerin hedef kitle olduğu bir televizyon kanalı. Maliye muhasebe okumak isteyen öğrencilere tavsiye eder misiniz? İş alanları neler? Rahatlıkla iş bulabilirler mi? Piyasadaki durumu nedir? Ben mali açısından konuşmak gerekirse mali alan aslında kamu ekonomisi istihdamına yönelik bir alanı olsa da özel sektörde muhasebe alanında da geniş bir kitlesi mevcut. İş bulabilirler öğrenciler. İşsiziniz var mı mesela? Ben maliye okudum, muhasebe okudum ama bir türlü iş bulamıyorum diyeniniz var mı? Biraz şöyle bir durum bu. Öğrencilerin kendini mesleki olarak geliştirme ve kendileriyle ilgili alanlarını sürekli olarak güncel tutmalarıyla alakalı bir durum aslında. Ne kadar kendini yetiştirirsen o kadar hızlı yol alırsın diye düşünüyorsunuz. Mesleğin sorunları neler? Şu anda mesela büyük bir camiasınız ve neredeyse ticaretin ayrılmaz bir parçasısınız. Çünkü alım, satım, yatırım bunların hepsinin planlayıcısı ve devletle işveren arasında, devletle yatırımcı arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Siz bu köprüyü sağlam kurarsanız karşıdan karşıya geçişler güvenli ve sıhhatli oluyor. Ama sağlam bir köprü kurmadığınız takdirde muhakkak halat bir yerden kopuyor. Ya devlet tarafından bir sıkıntı yaşanıyor ya da işveren tarafından bir sıkıntı yaşanıyor ve iki kurum birbiriyle çatışmak zorunda kalıyor. Buradaki maliyecinin ve muhasebenin öneminden bahseder misiniz biraz? Şimdi maliyecinin ve muhasebenin öneminden bahsederken maliyenin dediğim gibi ilk başta kamu ekonomisi olarak eğitim alsalar da bizim aslında mali müşavirin de temelinde vergi mevzuatları var. Vergi mevzuatları eğitimini aldıkları için mali müşavirlikte de çok kullanıyoruz biz vergi mevzuatlarını. Çünkü gelir gider yazabilmek için vergi mevzuatlarına uygun olması gerekiyor. Ve mali müşavirlik mesleğinde mükelleflerimizin biz vergi tahakkukunu yapıyoruz aslında bir nevi. Muhasebeci tutmak isteyen mükelleflere ne önerirsiniz? Nelere dikkat etsinler? Muhasebeci tutmak isteyen mükelleflere önerim. Şimdi halk arasında muhasebeci kimliği biraz çok iyi olmasa da muhasebeciler bence işlerini gayet iyi yapıyorlar. Biz mali müşavirler olarak. Niye öyle düşündünüz Cahil? Ben yani muhasebecilerin ya, toplum karşısında öyle bir kötü bir imaj olduğunu düşünmüyorum ben. Ya karşılaşıyoruz. İster istemez bazen karşılaşıyoruz. Tabii yine de genele vurmamak lazım. Ama biz mali müşavirler işimizi gerçekten iyi yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz çünkü her gün değişen bir mevzuata sahibiz ve her gün çok iyi işimizi yapabilmemiz için takip etmemiz gerekiyor mevzuatımızı. Ama bizim bazen şöyle bir sıkıntılarımız oluyor mücbir sebep konusunda. Mücbir sebep insanın iradesi dışında gerçekleşen bir nedenden dolayı
ödevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirememesi mücbir sebep. Ama mali müşavirler konusunda mücbir sebebin kapsamı biraz daha. Mesela benim çok yakınımın başına bir iş geldiğinde, atıyorum ameliyatlık bir işi var ve o günde beyannamenin son günü olsun. Yani ben onun yanında bulunma gibi bir hakkım olmuyor o gün. Çünkü beyannameleri vermezsem mükelleflere ceza tahakkuk ediyor ve ben de bundan müteselsilen sorumlu oluyorum. O yüzden bu konuda mücbir sebep konusunun kapsamı biraz genişletilebilir. Bu gibi sıkıntılar yaşasak da mümkün mertebe işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Mali müşavirler zaten her şekilde işlerini iyi yapıyorlar. Bir örgütlenmeniz ve bir teşkilatlanmanız, mesleki bir sanırım odanız var. Evet, TÜRMO. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası. Peki oda gerçekten yeterince haklarınızı savunuyor mu? Özlük haklarınız nasıl? Sizde emeklilik durumları nedir? Kendi içerinizdeki liyakat sistemi nasıl belirleniyor, nasıl planlanıyor? Şöyle, odamız gerektiğinde mesela mücbir sebep hallerinde ya da önemlilik arz eden ciddi durumlarda Maliye Bakanlığı'yla görüşerek, atıyorum beyannamelerin uzanması konusunda bir istekte bulunabiliyorlar. Bu tür şekillerde mali müşavirlere eğitim ve seminer sağlayarak gelişmelerini sağlayabiliyorlar TÜRMO. Bu konuda faaliyetleri mevcut. Faydalı oluyor mu? Oluyor, evet. Tabii. Siz de takip ediyorsunuz, üye misiniz? Evet, üyeyim. Şöyle, çünkü sık değişen mevzuatımız olduğu için mali müşavirleri bu mevzuata hazır tutmak, işlerinin aksamaması için, işlerini daha iyi yapabilmeleri için bu tür seminerler oluyor. Vergi mevzuatları, sigorta mevzuatı sürekli değişen bir mevzuat. O yüzden biraz işimiz zor oluyor. Odamız da mümkün mertebe bizleri buna hazır tutuyor, hazırlamaya çalışıyor. Yani odamızın böyle faaliyetleri var. Size bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Şu anda siz aktif öğrencilik haricinde mesleğinizi icra ediyorsunuz. Evet, mesleğime çok daha yeni başladım. Harika. Sadece. Siz odaya üye oldunuz mu? Yok, ben daha henüz stajyer, mali müşavir adayı olarak daha ben hem biz stajyerlik için öncelikle mali müşavir odasında bir dosya açtırmamız gerekiyor. Bunun haricinde bir de stajyerlik sınavı var. Stajyerlik sınavına girdikten sonra bizim mesleki olarak 3 senelik zorunlu staj yapmamız gerekiyor. Ve staj sürecinde yüksek lisans yaparsak, ki tezli yüksek lisans yapıyorsanız, bu staj süresi 2 seneye kadar inebiliyor. Harika. Siz o zaman bu süreçtesiniz. Evet. Önünüzde sizce zorlu bir yol mu var, yoksa başarı dolu bir alan mı? Şöyle yorumlayayım ben bunu. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Hani hiçbir iş kolay değildir. Ama bu işi eğer severek ve isteyerek yapıyorsanız keyifli de sürebilirsiniz. Her şeyin başında sevgi diyorsunuz. Evet. Peki bir hedefte, idealde kendi ofisinizi ya da kendi yerinizi açmak illaki vardır. Bunun haricinde ben serbest muhasebeci, mali müşavirin ilerisinde bağımsız denetici olmak istiyorum. Sizin hedefiniz 16'da. Evet. Peki bağımsız deneticiler hayatımıza yeni girdi. Biraz onlardan bahseder misiniz? Bağımsız deneticiler şöyle. Öncelikle bağımsız denetici olabilmek için öncelikle mali müşavir olmanız gerekiyor. Ve mali müşavirlikten sonra 3 sene mesleğinizi bil icra etmeniz gerekiyor. Ondan sonra bağımsız deneticilik sınavlarına girdikten sonra, eğer sınavda başarılı olursanız, bağımsız denetici sertifikası hakkına sahip oluyorsunuz ve ruhsatını alıyorsunuz. Ondan sonra da mesleğinize devam ediyorsunuz. Evet, güzel, gayet aydınlatıcı konuşmalar yaptınız. Ben de bilmediğim konuları, öğrenmek istediğim konuları size sorarak hem de seyircilerimizin anlayacağı şekilde ifade etmeye çalıştım. Sizler de açıkça bildirdiniz, dile getirdiniz. Peki artık son sözler olarak bizi izleyen hem üniversite öğrencilerine hem de meslek erbaplarına mesajınız ne olur? Ben öncelikle Sayın Mali Müşavirimiz Kubilay Doğan Bey'e göre daha genç olduğumdan dolayı asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Her zaman çabalasınlar ve kendilerini geliştirmeye çabaladıklarında her zaman bir şekilde sonuca varacaklarını düşünüyorum ben. Evet, Üstad sizin. Evet, biz de genellikle bu mesleğe girerken insanlar bir muallakta kalabiliyor. Çünkü çevresinde olumsuz bir algı var. Ama ben dinlememeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu mesleğe girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bence mesleğimiz çok güzel bir meslek, kutsal bir meslek. Çünkü ekonomiye büyük bir katkı sağlıyoruz.
Nasıl derseniz, mesela işçilerin bodrolarını düzenleyerek, tahakkuk ettirerek ücret almalarını sağlıyoruz. Bu da iş gücü de üretime katkı sağlıyor. Ya da en basit bir örneğini vereyim, bir fatura kesmek ticari bir hayata katkı. Biliyorsunuz, fatura kesmeden ticari işler gerçekleşmiyor. Yani ekonomiye bu tür müdahalelerimiz var, etkilerimiz olumlu yönde var. Yani mesleğin ne kadar kutsal olduğunu farkında, bilincine varsınlar. Yapmak isteyenler girebilir. Kendileri yapacak bu mesleği, başkaları değil. O yüzden girmek isteyenler bence girsinler. Hiç düşünmüyorum. Gerçekten güzel bir program oldu. Aydınlatıcı bir program oldu. Evet sevgili izleyenler, Üniversite TV ailesi olarak farklı mesleklerden, farklı alanlardan, farklı meslek gruplarından birçok insanı burada konuk ediyoruz. Mesleki sorunlarını dinliyoruz, meslekleriyle ilgili bilgi alıyoruz ve bizim gayretimiz ve mücadelemizin temelinde şu var. Evet, bir şeyi seçmeden, bir şeyi okumadan, hayatınızın odağına koymadan illaki araştırın, illaki soruşturun. Bu işi yapan insanlarla oturun, konuşun, sohbet edin, artılarını dinleyin, eksilerini dinleyin. Araştırmadan, sormadan hiçbir şeye karar vermeyin. Hatta tek bir kişiye bile sormayın, en az 3 kişiye sorun. Çünkü 3 yer kuralı çok önemli bir kuraldır. Üniversite TV stüdyolarından herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Bir sonraki Mesleki Gündem programında farklı bir meslek ve farklı bir konukla bir arada olmak umuduyla hepiniz esen kalın, mutlu kalın.